Besmele Erdem Yapan'ın sunduğu Son Nokta devam ediyor. Sayın seyirciler, Son Nokta canlı yayınının ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. İlk kez televizyonunu açanlar için, bu akşam ilk kez görenler için söylüyorum programı. Stüdyo konuğumuz AK Parti Elazığ Milletvekili Sayın Sermin Balık. İlk bölümde hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü konuştuk, kadın haklarını konuştuk. Hem de gerek Elazığ'ın gerek Türkiye'nin gündemiyle ilgili bir takım değerlendirmeler yaptı Sayın Vekilimiz. Bir de izleyicilerden gelen sorular vardı ve bu bölümde de o sorulara devam edeceğiz, soruları sormaya devam edeceğiz. Ama öncesinde isterseniz yine şöyle başlayalım. Elazığ'da hani siz neleri düşünüyorsunuz? Bir an önce halledilmeli dediğiniz ne gibi problemler var? Unutmadan önce Halis Bey biraz önce bir mesaj yollamıştı. Evet. Halis Bey'in telefon numarasını aldık. Sanayi Mahallesi'nde yaşlı bir teyzemiz varmış. Durumunun kötü olduğunu söyledi. Hemen çıkar çıkmaz Halis Bey'i arayacağız ve inşallah teyzemizi ziyarete gideceğiz. Onu bir söylemiş olalım. Sonra. Evet. İlk bölümde Halis Bey Sanayi Mahallesi'ndeki bu durumdan bahsetmişti. Siz de ilgileneceğinizi söylemiştiniz. Hı hı. Halis Bey de sağ olsun o duyarlılığı göstermiş, telefon numarası istemiştik ve göndermiş telefon numarasını. Peki o zaman dilerseniz sorularla devam edelim. Çünkü evet, izleyicilerimizi de çok uzun süre bekletmek istemiyorum. Sabırsızlanıyorlar sorularını duymak için, cevaplarını almak için. En son Kovancılar depremiyle ilgili sormuştuk. Siz gereken cevabı vermiştiniz. Sayın vekillerden herhangi biri bu koltuğa geldiğinde kaçınılmaz sorulardan biri ne yazık ki artık. Belediyede çalışan püremanetler. 3 aydır maaş alamıyor demiş Ahmet Ali Altan. Ve 4 yıldır düzenli maaş ödenmedi. Bu konuda iktidar partisine mensup bir belediye ne yapmaya çalışıyor? Neden vekillerin sesi çıkmıyor? Hani komşusu açken tok yatan bizden değildi. Bu mudur insanlık, bu mudur adalet diye daha devam ediyor. Daha önceki programda da, biz bu her programda da söylüyorum, bu doğru bir şey değil. Bu sorun çözülmedikçe de bu sorular size gelecek, evet, emin olun. Peygamber Efendimiz de diyor ki çalışanınızın alnının teri kurumadan karşılığını veriniz diye. Hı. Parasının hakkını veriniz diye. Elbette ki bu aileler, bu insanlar da aile geçindirmek, ev geçindirmek zorundalar. Bunu hiçbirimiz hiç etik bulmuyoruz. Bununla ilgili de belediye başkanımıza uyarılarımızı yapıyoruz sık sık. Ama bu elbette ki belediye başkanının cevap verebileceği bir soru. Evet, ama kesinlikle. biz uyarılarımızı ama yapıyoruz. Ama vatandaşların sizden de beklentileri var. Bu konu, bu süreci hızlandırmanız, sorunun çözümüne katkıda bulunmanız adına. O konuda da elimizden geleni yapıyoruz biz de. Yine Fatih Bey soruyor, Fatih Yardım. Karayolları işçilerinin kazandığı, hı hı, mahkeme kararının hükümet tarafından uygulanmaması için ve kendileri bu konuda ne gibi girişimde bulunmayı düşünüyor diye sormuş. Girişimler olacak mı diye bu devam ediyor. Bu konuyla ilgili bütün vekillerin, çünkü bu yalnızca Elazığ'ın sorunu değil, pek çok ilde, hı hı, aynı sıkıntı yaşanıyor. Bununla ilgili geçen gün Ulaştırma Bakanımız da cevaplarını verdi. Bununla ilgili çalışma, Sosyal, evet, Güvenlik Bakanımızla birlikte bir çalışma yaptığını, bu aynı durumda olanın yalnızca karayolları olmadığı toplu bir sorun oldu. Bununla ilgili de bir çözüm arama yoluna gittikleri, hep birlikte bir müzakere yaptıkları ve bu soruna bir çözüm getirecekleri dair zaten bir açıklama yaptık bu konuda. Evet, Sayın, evet, Bakanımız da bu açıklamayı yaptı zaten. Hı hı. O açıklamayı da çok iyi hatırlıyoruz. Evet. Biz de bununla ilgili elimizden geleni yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Karayolları çalışanlarımızın sıkıntılarını biliyoruz ama yalnızca bu Elazığ'a mahsus bir şey değil. Sanıyorum 700 bin gibi bir rakam söz konusu. Çok 700 bin kişi rakam ilgilendiren bir durum. Sayın Yeni bir düzenleme gerektiren bir Sayın Bakan bir şey da, bu öyle hemen bir anda çözülebilecek, evet, bir mesele değil. Büyük bir problem, farkındayız. Problemi biliyoruz ve çözüm için, evet, gerekli adımları atıyoruz ama yani biraz zaman demişti. Faruk Çelik'le birlikte, Faruk Bakanımızla birlikte ortak bir çalışma yapıyorlar. Maliye, hı, Bakanı'yla, Faruk Çelik'le, evet, birlikte. Hep birlikte bunun bir çalışması yapılıyor. Tabii ki sadece Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendiren, tabii, bir konu değil. Tabii ki, tabii. Sonuçta maliye ve çalışma ve sosyal güvenlik de işin içinde. Veysi Yalçınkaya soruyor. Merhabalar Ali Bey demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, teşvik konusunda ne düşünüyor? Teşvik yasası uzatıldı denildi. Ancak uzatılmadı diyor Veysi Bey. Şimdi teşvik yasası ile ilgili, evet, önce uzatılacak şeklinde açıklamalar oldu ama sonradan anlaşıldı ki bir uzatma söz konusu değil.
Yeni bir çalışma söz konusu. Yeni yapılacak çalışma eskisinden çok daha verimli, çok daha iyi ve çok dolgun olacak. Bu bölgelere ayrıldı ya teşvikte. Bu da aynen o şekilde Doğu ve Güneydoğu'ya has, buradaki istihdamı arttırmak için özel yapılacak bir çalışma olacak. Ama tamamen Doğu ve Güneydoğu aynı şeyden faydalanmayacak. Aynı sistemden faydalanmayacak. Bu da yine bölümlere ayrılacak. İşveren primlerinin ödenmesine dair biliyorsunuz bir çalışma vardı zaten teşvik yasasında. Hı hı. Bunlar çok daha iyi bir hale getirilecek ve kalıcı bir sistem olacak. Bununla ilgili de ciddi bir çalışma var. Teşvik, evet, bununla ilgili bir şey vardı. Başbakanımız kesinlikle kaldırıldı dedi. Biliyorsunuz Sayın Bakanımız da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Biz de çok uzun uzun görüşmelerimizi yaptık. Bunun bölgede özellikle istihdamı düşüreceğini, çalışan sayısını azaltacağına dair biz de çalışmalarımızı yaptık. Sayın Bakanımız da bu konuda zaten bizi haklı buldu. Uzun zamandan beri de bunun üzerinde çalışılıyor. Yeni sistem şu andakinden çok daha verimli olacak. İnşallah diyelim. Ahmet Yıldız diyor ki milletvekilimize sorar mısınız? Elazığ'dan 4 tane iktidar partisi milletvekilimiz çıkmasına rağmen Malatya ile bir kıyaslamaya girmiş Ahmet Bey. Ben doğrusu artık bu kıyaslamaları çok da doğru bulmuyorum. Evet. Niye Malatya ile kıyaslıyoruz? Malatya'yla, kendimizi İstanbul'la kıyaslamıyoruz. Malatya ile yıllardır kendimizi kıyaslıyoruz. Evet, Malatya'nın bu zaman dilimi içerisinde gelişmişlik hızında bir artış söz konusu mu? Belki Elazığ halk tabiriyle solladı demek doğru mu? Evet, doğru. Ben de katılıyorum buna ama bunda AK Parti iktidarının ne kadar günahı vardır ya da ne kadar hatası vardır? Bu tartışılır. Bence bu yıllara dayanan bir şey. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi Malatya Elazığ'dan daha ileri gitmiş bir durumda değil. Bir kere Malatya nüfus olarak büyük şehir olmayı hak etti. Nüfus olarak. Büyük şehir olmanın avantajları var mı? Elbette ki var. Dezavantajları da var mı? Dezavantajları da var. O zaman Malatya, belli bir ivme kazandı yıllar içerisinde. Tabii ki. Malatya hem dezavantajını hem avantajını kullanacak. Yani burada Malatya ile kıyaslama yaparken aslında ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece iktidarların, AK Parti için demiyorum, sadece iktidarların hatası demek doğru değil. Bir de girişimcileri düşünmek lazım. Müteşebbisleri düşünmek lazım. Malatyalı iş adamlarının Malatya'ya ne kadar yatırım yaptığını düşünmek lazım. Evet. Yani bu sadece devlet yatırımlarıyla gelinen bir durum değil. Eğer Devlet yatırımları Elazığ'da Malatya'dakinden çok devlet fazla. Devlet yatırımlarıyla olsaydı Elazığ'daki bölge müdürlükleri bir yatırımdır sonuçta. Demek ki bunun olmuyor. Biraz da yatırımcı ruhunun olması lazım. Biraz da birlik beraberlik olması lazım. Elazığ'da kaç tane firmanın bir araya gelip de bir oluşum ortaya çıkarabildiğini Malatya ile kıyaslamak lazım madem öyle. Şimdi eğer devlet yatırımı olsaydı, bir kere söylediğiniz şey, şöyle de toparlayalım. Devlet yatırımıyla ilgili bir gelişmişlik olsaydı Elazığ kesinlikle Malatya'dan çok gelişmiş olması lazım. Çünkü bölge müdürlüklerinin tamamı Elazığ'da. Öyle değil mi? Yani Elazığlılar olarak bir biraz kriter. Da kendimize öz eleştiri yapmamız lazım. Bu bir kriter değil. Devlet imkanlarından en çok faydalanan il derseniz Malatya mı Elazığ mı? Elbette ki Elazığ. Ama özel sektörden faydalanan derseniz elbette ki Malatya. Çünkü onlar bu ivmeyi kazandılar. Birlikte iş yapabilmeyi, ortak iş yapabilmeyi sağladılar. Evet. Belki de onları büyüten de bu oldu. Ama biz kısır bir döngü içinde hala devlet dairelerine girmeye, devlet dairelerine alımlara çalışıyoruz. Bunun yanında biz özel istihdamı arttırırsak, ki bu da bizimle birlikte, elbette ki iktidar partisi vekilleriyle birlikte, en çok da sivil toplum örgütlerini, STK'ların desteklemesiyle ve ateşlendirmesiyle bu olacak bir şey. Vatandaşlarımızın da istekleriyle olacak. Bu hep birlikte yapılacak bir çalışma. Bu yalnızca iktidarın yapacağı bir çalışma değil. Artı zaten Elazığ'a teşvik gelebilsin diye. Biliyorsunuz teşvik yasası da Doğu'ya, Güneydoğu'ya bu yüzden çıktı zaten. Evet. Şimdi Malatya ne kadar verildiyse hak, Elazığ'a da o kadar verildi. Ama Malatya ne kadarını kullandı, Elazığ'a ne kadarını kullandı, onu bir dengelemek lazım. Bunu da yapacak iktidar partisi değil. İktidar her ile eşit davranıyor. Herkes birbiriyle aynı seviyede. Kimse kimseden üvey evlat muamelesi görmüyor iktidarda. Bilal Çoban diyor ki savaşmadık, terörle mücadele edildi. Savaş iki devlet arasında olur. Terörle mücadelede de yanlışlıklar yapıldı. Demek daha doğru olmaz mıydı diye bize bir eleştiri ben göndermiş. Ben öyle bir kelime mi kullandım? Yani belki de ben kullandım, bilmiyorum, program içerisinde hatırlamıyorum yani ama. Yani savaş kelimesi kullandıysak, ben eğer, kendi adıma eğer böyle bir kelime kullandıysam yanlış kullanmış olabilirim. Elbette ki bir ülkenin kendi vatandaşıyla savaşması
diye bir şey söz konusu olamaz. Savaş, bir örgütle savaşması da söz konusu olamaz. Savaş, bir mücadele vardır iki, ancak. Savaş iki ülke arasında olur. Ben de kullandıysam farkında olmadan ben de özür diliyorum. Bu konudaki hassasiyetimi Bilal Hocam da beni tanıyanlar da çok iyi bilirler. Böyle yani bir şeyi bilerek kullanmam. Ben de kullandıysam özür dilerim. Belki yani hatırlayamıyorum şimdi. Ama elbette ki bir ülke kendi içinde savaşmaz. Ama bu bir nedir? Mücadeledir. Hı hı. Biz bu mücadeleyi yıllarca verdik. Terör sorununu çözmek için yıllarca mücadele verdik. Ama biz silahla mücadeleyle birlikte müzakereyi de, silahla mücadelemiz bitti mi? Hiçbir şekilde. Terör örgütü silahını bırakmadığı müddetçe biz hiçbir şekilde bir ülkenin askerinin silahını bırakması gibi bir şey düşünülemez. Ülkelerin askerleri zaten silahlıdırlar. O ülkelerini korumakla mükelleftirler. Dolayısıyla silah bırakmak gibi bir şey Türkiye Cumhuriyeti askerinin yapabileceği bir şey değil. Ama onlar silahlarını bırakmadıkları müddetçe bu devam edecek. Ama biz silahlı mücadeleyle birlikte elbette ki müzakereden de tarafız. Terörle mücadelede hatalar yapılmış mıdır? Elbette yıllar içerisinde yapılmamış büyük olsaydı, hatalar 35 yapılmıştır. Yıl, 35 yıl yapılmamış sürmezdi. Yapılmamış olsaydı bugüne bitmiş olurdu. Bunu da böyle toparlamış olalım. Hakan Aytekin hayırlı akşamlar dilemiş bizlere ve Doğukent'te yapılacak olan sağlık kampüsüyle ilgili son durumu sormuş. Onu cevapladınız birinci bölümde. Evet, Hakan evet. Bey herhalde kaçırmışlar. Hakan Bey'in sorularının devamı da var. Onları iletmek istiyorum. Elazığ'ın içme suyuyla ilgili Hamza Bey barajına alternatif bir proje var mı demiş Sayın Vekilim. Bir de Elazığ'ın problemleriyle ilgili ne gibi çalışmaları var diye böyle uzunca bir soru var ama Hamza onda birçoğunu konuştuk aslında. O yüzden girmek istemiyorum. Hamza Bey barajı ile ilgili Hamza Bey barajı Elazığ'ın 50 yıllık su ihtiyacını giderecek bir su kaynağı. Bunun da Allah bize nasip etti, bizim dönemimize, iktidarımızla birlikte benim ya da arkadaşlarımın milletvekili dönemine nasip etti. Bunun temel atmasını hep birlikte yaptık. 2014 sonu da zaten bunun teslim tarihi. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum ama bir sıkıntı yaşanacak gibi bir şey de olursa bizim su kaynaklarımız var, bunları da kullanırız. Elazığ'ı susuz bırakmayız hiçbir şekilde. O konuda emin olsunlar. Bizim başbakanımız İstanbul'un susuzluk sorununu çözmüş bir lider. Elazığ'ın su sorununu biz çözeriz. Evet, peki. Şu anda da öyle bir sorun görünmüyor zaten. Bir başka soruyla devam etmek istiyorum. Kazım Aksoy diyor ki diş hastanesi taşınacak mı? Nereye gidecek? Mevcut bina ne olacak? Ne olarak kullanılacak? Diş hastanesinin taşınacağıyla ilgili biz de geçtiğimiz günlerde bir haber yaptık. Doğru, evet, taşınması söz konusu. Evet. Ama o binanın ne olacağı konusunda var mı bir gelişme? O binanın ne olacağı belli değil. O binanın olduğu bölgenin bir şeyi var zaten. Sanıyorum o İl Özel İdaresi'ne ait bir bina zaten. Evet. Herhalde, bölgede oradaki alan da İl Özel İdaresi'ne ait. Herhalde bundan sonra o binayı nasıl değerlendireceğine de özel idare karar verir. Birazcık da bina şeyi de var zannediyorum oranın. Bir bina sıkıntısı da var. Onunla ilgili de İleriki bir dönemde diş hastanesi taşındıktan sonra da bakacağız o duruma. Şimdi su faturaları ile ilgili Elazığ'da evet, hep sorun vardır. Evet. Bunu ben de çok rahat ifade edebilirim. Elazığ gerçekten Türkiye sıralamasında pahalı su kullanan iller sıralamasında ön sıralarda. Evet. Sebebini de hemen ümit ediyoruz ki Hamza Bey barajı bittikten sonra bu problem de çözülmüş olacak. İzleyicilerimizin de bu elbette konuda elbette ki o problem çözülecek. Bir kere Elazığ'ın su faturalarının yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri şu. Elazığ'daki su, içme suyu şu anda pompajla ve kuyulardan sağlanıyor. Pardon, isterseniz ben izleyicimizin ismini okumayı unuttum soruyu soran. Çünkü okumayınca istemediyorlar sonradan. Soran Sertdemir Mustafa, 5 ton suya 20.46 TL ödedim diyor. Ton başına 4 küsür geliyor. Her abone her ay 12 TL sabit ücret ödemektedir. Su faturaları ne zaman düşecek dedikten sonra buyurun devam edin. Mustafa Bey'e de şunu söyleyeyim. Elazığ'daki su faturalarının yüksek olmasının sebebi Elazığ'daki içme suyunun kuyulardan ve pompajla, elektrikle sağlanması. Dolayısıyla bu pompaj çok ciddi bir maliyet getiriyor. Bu elektrik sarfiyatına da mutlaka suyun kullanımını uygulamanız lazım. Faturaya yansıtmanız lazım. Ama Hamza Bey Barajı 2014 sonunda faaliyete geçtikten sonra bu sorunu çözeceğiz inşallah. Evet. Elazığ hem daha iyi hem daha ucuz su kullanacak. Erhan Pekince diyor ki bu Elazığ merkezinin çöplerle ilgili sorunu ne olacak? Bunu bence Erhan Bey'e 153 Beyaz Masa'yı aramasını söylemek evet, yeterli olur. Çünkü evet, burada sizin cevaplayacağınız bir şey değil diye düşünüyorum. Yani o belediyenin şeyi tabii belediyenin ki ama biz de, o birimini arayıp şikayetlerini alalım, bizden notumuzu alalım, belediye başkanımıza iletelim tekrar tabii ki.
Elazığ'ı gezmiştir diyor Sayın Vekilimiz. Evet, Gazi Caddesi'nde vekilimiz işsizlikle ilgili şikayetler almıştır. İşsizlik çok yoğun, iş yeri istiyoruz. Elazığ'da kahve köşesinden kurtulmak istiyoruz diye bir yorum getirmiş bir izleyicimiz. Yani ben hemen hemen her hafta sonu... Bu arada bu sevda bitmez rumuzuyla göndermiş. Arkadaşlar bu rumuz olayından da vazgeçelim. İsminiz vermek zorunda değilsiniz. Yani isimsiz de gönderebilirsiniz. Sadece küçük bir not düşün ismimi okumayın diye. Ben okumam zaten. Bu sevda bitmese cevap vereyim o zaman. Bu sevda hepimizin sevdası elbette ki. Elazığ sevdası hepimizin ortak sevdası. Ortak faydamız Elazığ. Ben hemen hemen her hafta sonu Elazığ ziyaretlerimde biliyorsunuz en çok da esnaf ziyareti yapıyorum. Esnaflarımızın bizden olan beklentilerini dinliyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz. Bununla birlikte işsizlik sorununun elbette ki farkındayız. Ama bu işte üç kurun çalışmalarıyla biliyorsunuz işte 2500-3000 kişinin istihdamıyla biz bunu mümkün olduğunca Elazığ'da en son Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3000 istihdamla birlikte biz bunu çok ciddi bir anlamda azalttık. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Yine İşkur'un aracılığıyla yaptığımız çalışmalarımız var. İşsizliği en alt düzeye indirme gayreti içindeyiz. İş yerleri açılsın derken elbette ki bu eğer özel iş yerleri açılmasını kastediyorsa ki zannediyorum onu kastediyor. Özel iş yerlerine de biz yani destek veriyoruz. Projeleri yönlendiriyoruz. Yani bu çok geniş kapsamlı bir konu. Gerçekten tamam, işsizlik Elazığ'ın önemli bir sorunu. Türkiye'nin önemli bir sorunu. Elazığ belki biraz listenin yukarılarında olduğu için daha büyük bir problem. Ama bu yani ha deyince çözülecek bir sorun da değil doğrusu. Çünkü dünya genelinde de işsizlik sorunu bütün birçok ülkelerin, bütün demeyelim de birçok ülkenin yani işsizlik problemi. Sorunu çözmüş ülke ama, yok diyelim aslında. Ama Türkiye'de bu sorunun çözülebilmesi için ciddi adımlar atılmasını herkes elbette bekliyor. Bununla ilgili çalışmalar da tahmin ediyorum yapılıyor. Çünkü yani işsizlik ben oranı... zannetmiyorum ki hiçbir iktidar işsizlik oranının yüksek olmasından memnun olsun. Bunu düşürmek iktidarların ilk hedeflerinden biridir. İktidarın en büyük başarılarından biri işsizlik oranını düşürmektir. Biz geldiğimizde %20'lerin üzerinde olan işsizlik oranı bugün %9. Bu çok büyük bir başarı. Elazığ'daki işsizliğin yüksek olmasının sebebi biraz önce dediğim gibi aldığımız göç. Çevre illerden terör sebebiyle aldığımız göç Elazığ'daki işsizliği oranını yükselten en büyük sebeplerden biri. İşte bunun için her şeyden önce işsizliği çözmek zorundayız biz. Ama bununla birlikte örneğin Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz var biliyorsunuz. Bunlar çok ciddi olarak çalışmalar yapıyorlar. İlana çıktılar. Projeler... lendirme yapılıyor ve çok ciddi hibeler var bu konuda. Evet, bu yani, arada 15 Mart'ta başvuru kabulleri, proje kabulleri sona erecek. Evet. Az bir zaman kaldı. Zannediyorum yaklaşık birkaç aydan beri çalışmaları devam ediyor. 15 Şubat'ta proje başvuruları başladı. Bir ay süre tanınmıştı. Gerçi bunun da uzatılmasıyla ilgili kurumun ilk koordinatörü Sayın Turan Karahan'ın çalışmaları var. İnşallah da uzatılacak. Bu konuyla çünkü gerçekten ilgili bu çok önemli. Biz de elimizden geleni yaparız ama bakın ilk defa AK Parti iktidarı döneminde televizyonlara reklamlar veriliyor. Gelin proje yapın. Size evet. Para verelim yani diyoruz. Yani bu para Avrupa Birliği'nden gelen bir para. Tabii ve ki. Kullanılmadığı zaman geri gidecek olan bir para. Bunu izleyenlerin çok iyi bilmesi. Evet, hibe parası. %65'e kadar hibe. Yani büyük bir kısmını, verdiğiniz paranın büyük bir kısmı devlet ödüyor ya da işte AB hibelerinden alıyorsunuz. Siz bunda çok büyük bir şey de yapmıyorsunuz. Yalnızca bir projelendirme yapıyorsunuz. Projelendirmeler için de bizim uzmanlarımız evet, var. İşte girişimciler hani, için çok iyi bir fırsat gerçekten. Projelendirmeleri bile TKDK'daki uzmanlar yapıyorlar zaten. Hı hı. Onlar için bile yardımcı oluyorlar. İlk defa AK Parti iktidarı döneminde gelin diyorlar size proje yapalım üzerine para verelim. Evet, gerçekten önemli bir proje. Ozan Sevinç birinci bölümde bu asgari ücretli vergi kesintileriyle ilgili bir soru yöneltmişti. Çok da anlayamamıştık. Açıklama yapmış. Kesintilerden bahsediyorum demiş. Brüt asgari ücret 940.50, net 739.79 lira. Asgari ücrette 200.71 liralık kesinti yapılıyor. Kaldırılacak vergi tutarı 125 liraya denk geliyor demiş. Böyle bir vergi kaldırmasıyla ilgili çalışma dediğim gibi ben bilmiyorum ben ama de bilmiyorum. Bahsettiği kesintiler olmaz araştırayım ben ona elbette SGK ile ilgili vergi prim vergi değil de prim kesintilerinden bahsediyorum. Yani emeklilik için prim yani kesintileri. Bunun da herhalde kaldırılması söz konusu olamaz. Benim, yani o bir tek asgari ücretlilerde değil bütün çalışanlarda prim kesintileri var tabii ki.
Evet, şimdi hani birinci bölümde dul kadınlar için ödenen, iki ayda bir ödenen 500 liralık maaştan bahsettiniz ya. Filiz Şahin diyor ki ben eşimden ayrıyım, iki çocuğum var. Sermin Hanım diyor dullara maaş bağlıyoruz, ben neden o maaşı alamıyorum? Bunun cevabını verirseniz sevinirim. Biz de burada mağdur durumdayız. Bunlara çare bulun. Bir de alabilir miyim? Filiz Şahin sormuş. Filiz Hanım'a şunu söyleyeyim. Dul maaşı eşini kaybetmiş hanımlara verilen bir maaş. Eşinden boşanmış hanımlara değil. Dolayısıyla çocukları varsa onları okuma parası alabilir. Kendi hiçbir güvencesi varsa yoksa sosyal yardımlaşmadan yardım alabilir. Bunları sağlıyoruz zaten. Çocuklarına okuma parası veriyoruz. Hiçbir güvencesi yoksa sosyal yardımlaşmadan para veriyoruz. Bunun dışında yine bir geliri yoksa gıda ve kömür yardımları yapılıyor. Ama bu dul maaşı eşini kaybetmiş kadınlara verilen bir maaş. Eşi hayatta olmayanlar için. Peki. Eşi hayatta olmayan ve mutlaka resmi nikahı olan eşlere veriliyor. Fatih Demirelli Karayolları işçilerinin kadro için kazandığı yargı kararları var demiş. Onu biraz önce konuştuk zaten. O yüzden geçiyorum Fatih Bey. O sorunun cevabı verildi. Yine bir başka soru çağrı merkezleriyle ilgili. 2 yıl geçti, proje hayata geçmedi. Çevre illerde yapıldı. Çevre illere mi kaydı deniliyor. Onunla ilgili de cevabı verdiniz. O yüzden atlıyorum. Ve bir başka soru. Sinan İnci diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki yeniden yapılanma kapsamında Harput'ta bulunan Harput Kur'an Kursu'nun Harput İhtisas Eğitim Merkezi olmasıyla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Orayla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Soruyor. Biz şeyle de görüştük. Diyanet İşleri Başkanımızla da bu konuyla ilgili görüştük. O konuda çalışmalarımız var ama onun şartları var. Ve ne yazık ki şartların bir kısmını tutmuyor Harput. Şeyimiz, ama onunla ilgili çok ciddi çalışmalarım var. Evet, başkanımız yani da bu konuda çok gayretli. Gerçekten önemli bir konu. Böyle bir ihtisas eğitim merkezinde eğitim göreceklerin Harput gibi mekanda eğitim görmesi de çok güzel olacak. Oranın bazı şartları var. Sayın Başkanımızla, eğitim merkezi başkanımızla da konuştuk biz bu konuyu. Onun doğrultusunda ben Diyanet İşleri Başkanımızla görüştüm. Ama onun bazı şartları var. Elazığ'daki şartlar o şartları şu anda sağlamıyor. Evet, bunu soran Harputlar Yönetim Kurulu adına Sinan İnci Beyefendi. Sinan Bey'in bunu biliyor olması lazım. Bu konudaki çalışmamı biliyor olması lazım bildiğim kadarıyla. Bir de Sinan Bey diyor Başkan ki Bey biliyor çünkü. Harput'un tarihi dokusuna uygun şanşenli yani cumbalı evler yapılabilir mi demiş. İyi akşamlar dilemiş bizlere. Harput'un tarihi dokusu ile ilgili evet korunması gereken bir doku var ve bunun içinde bir takım çalışmalar yapılıyor. Evet. Elbette tarihi dokuyu bozan bazı şeyler var Marput'ta. Bence var. Bunlar için de yani inşallah bir kere inşallah her şeyden çözüm önce o projeler Harput, vardır. Harput Elazığ'ın ya da bölgenin aslında tarihi yüzü. O tarihi değiştirmemek lazım. O tarihi orada kalıcı tutmak lazım. Tarihi belki biraz yenilemek lazım ama değiştirmemek lazım. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ama eğer hatalar da yapılmışsa buna da düzeltme yoluna gideriz. Evet, şimdi koltukta oturan milletvekili olunca doğal olarak ilgilendirsin ilgilendirmesin. Elbette milletvekilini her sorunu ilgilendirir ama evet. çözüm bulabilecek noktada olsun olmasın sorular gelecektir. O yüzden ben sorulara çok biz, ayrım yapmadan biz soruyorum. Biz elimizden geldiğince cevap verelim veremediklerimize de mutlaka maille tekrar cevap verelim. Ben çok iyi biliyorum ki samimiyetle bu konu çok da beni ilgilendiren konu değil deyip geçebilirsiniz de gayet doğal bu. Kimsenin de bundan alınacağını zannetmiyorum. Çünkü Elazığ'daki her konu bizi ilgilendirir ama. İlgilendirir ama çözüm bulma noktasında örneğin belediye ile ilgili bir problemde evet. Siz ancak belediyeyle bir takım görüşmeler evet, yapabilirsiniz. Direkt çözüm noktası siz değilsiniz. Niye bunu açıkladım? Fırat Üniversitesi ile ilgili bir soru var. Biz Elazığlıyız diyor. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü 2009 yılında bölümler açılması için YÖK'e talepte bulunmuş. Evet. YÖK'te uygun bulmuş. Örnek vermiş. Endüstri mühendisliği gibi. Öğretim üyesi yok bahanesiyle bugüne kadar açılmadı. Başka üniversitelerde bu gibi bölümler mezun verdi. Başka üniversiteler bu gibi fırsatları değerlendirirken Elazığ Fırat Üniversitesi neden değerlendiremedi? Fırat Üniversitesi Elazığ'a neden, şehre neden entegre olamıyor diye tamamlamış sorusunu. Şimdi yeni rektörümüz tabii ki sağ olsun elinden gelen bütün çalışmaları yapıyor. Ama acaba öğretim görevlisi yoktu diye mi, öğrenci yoktu diye mi açılamadı? O bir işte onu bilemediğimiz için ben bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Tabii ki bunun açıklamasını da yani rektörümüzün yapması lazım ama bununla birlikte biz yeni bölümler açılması ile ilgili işte diş hekimliği gibi
yeni bölümlerin açılmasıyla ilgili YÖK'e çok ciddi olarak bastırıyoruz ve bunların bir kısmı da çıktı. Sayın Rektörümüz de bunda çok gayretli, milletvekillerimiz de çok gayretli. Bununla ilgili de çalışmalar yaptık. Birkaç yeni bölümde YÖK'ten kararı çıktı bunun. Ama o bölümle ilgili eğer öğrenci mi yok, öğretim görevlisi olmama gibi bir şey mümkün değil. Yani dediğim gibi bu konuyu... Ama biz notlarımızı rektörümüze iletelim. Çok, çok bilmiyoruz. Sonuçta neden açılmadığı konusunu en iyi rektörlük bilecektir. Tabii ki. Rektörlük de bu konuda ümit ediyoruz ki bir açıklama ya da bir varsa bir çalışma bunu kamuoyuna açıklayacaktır. Ama öğretim görevlisi yokmuş diye bir şey yoktur. Öğrenci yoktur muhtemelen. Bilal Çoban hocamız bundan sonra kıyaslamalar İstanbul ile olmalı diyen vekilimizi evet. kutluyorum demiş. Çıtamızı yukarı çekme cesareti gösterdiği için size tebriklerini iletmiş. Ben bunu ben... yeni ilk defa söylediğim bir şey değil. Niye kendimizi Malatya ile kıyaslıyoruz? Büyükşehir İstanbul var, İstanbul'la kıyaslayalım. Yani o zaman şeylerimiz, çıtamız yüksek ve hayallerimiz büyük tutacağız. Şimdi kişisel bir soru var ama ben yine de size iletmek istiyorum. Bilmiyorum bununla ilgili bir çalışma yapılır mı? İsminin verilmesini istemeyen bir izleyicimiz lütfen adımı paylaşmayın diye başlamış. Hayır. Vekilime İhlas Finans Kurumu ile ilgili soru soracağım demiş. 13 yıldır benim gibi 7000 dolar parası alacağı olan birçok insana tek dolar ödeme yapılmadı. Hükümet onlara TMSF'ye, hükümet onları TMSF'ye de aktarmadı diyor. Bununla ilgili bir sorusu var. Bununla ilgili destek olunabilir mi? Bir yardım yapılabilir mi? Bu konunun çözümü için hükümet nasıl bir adım atabilir? Bu konuyla TMSF'ye devretseydiler bugün hepimiz paramızı almış olurduk. Bu sorundan haberleri var mı diyor sayın vekilimizin? Varsa ne gibi tedbirler almayı düşünürler? Bu soruyla ilgili çok yakınen haberim var çünkü İhlas dedelerden biriyim. Çok o zaman yakından, başka da söyleyecek şey yok. Çok yakından haberdarım. İhlas'tan parasını alamayanlardan, İhlas dedelerden biriyim ben. Param var mı derdim var derler. Yok bizim paramız pul oldu derdimiz de bitti. İşin, bizden ziyade babacığımın böyle bir şeyi vardı. Biz babamızı, biz babamızı kaybettik. Allah rahmet etsin. 13 yıl oluyor zannediyorum bu İhlas'ın ilk yaptığı bu sıkıntılar 13 yıl önce yaşandı biliyorsunuz. Emel, 90'lı yılların sonuydu diye hatırlıyorum ama tam yılını ben de bilmiyorum. 2001'di. Belki de. 2001'di diye hatırlıyorum. Ya 2000 yılında oldu evet 13 yıl önce. 2000 yılında bu bir Ramazan ayında hatta çok net olarak hatırlıyorum bu sıkıntılar çıkmıştı. Ondan beri evet bir kısmı ödemeler yapıldı. İşte kar zarar ortaklığı olanların ödemeleri yapıldı. Bir kısmınınki yapılmadı. Onları biliyorum. Onunla ilgili biliyorsunuz yakın zamanda İhlas Holding'i sahibi Enver Ören de vefat etti zaten. Evet. Bununla ilgili bundan sonraki süreç nasıl olacak diye işin açıkçası çok da bir şeyimiz yok. Ama hükümet olarak da bu konuda yapılabilecek çok da bir çalışma yok elbette ki. Şimdi hani yardımlardan bahsettiniz ya Melis Suud diyor ki dul ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi planlanan yardım 2 senedir gerçekleşmedi. 2 sene önce bu yardıma başvuran Sadiye Yılmaz'a hala geri dönülmemiş isim de vermiş özellikle. Bakın, yardıma muhtaç dul ve iki çocuk annesi sigortası ve başka bir geliri yok. Sadiye Hanım'a özellikle şunu söyleyeyim. Bu dul maaşı 2 yıl önce bağlanan bir maaş değil. 2 yıllık bir çalışma değil. Daha yeni bir çalışma. Zannediyorum 1 yıl oldu olmadı. Sadiye Hanım neye müracaat ettiğini, neye başvurduğunu... Eğer dul maaşıysa dul... Yani sanıyorum dul maaşı değil, dul ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi planlanan yardım diyor ama böyle bir yardım söz konusu mu bilmiyorum. Eğer bir devlet güvencesi yoksa evet. Evet devlet güvencesi olmadığından bahsetmiş. Bir devlet güvencesi yoksa. Sigortası yok, başka bir geliri yok, ev kira bu konu hakkında yardım ederseniz yani, sevinirim demiş. Herhangi bir geliri yoksa mutlak sürekli sosyal yardımlaşmadan onlara 2 aylık, 3 aylık maaşlar bağlanıyor, mutlaka evet. bağlanıyor. Peki. Ama yine eğer dulsa... Dul maaşı için de tekrar başvursun. Bu yeni bir çalışma çünkü. Şöyle diyelim. Bu program artık vekil halk buluşmalarının akşamında olduğu gibi vekil halk buluşmalarının bir anlamda devamı niteliği taşımaya başladı. Bu böyle bir formata dönüştü. Ben bundan çok memnunum. İnsanlar problemlerini, sorunlarını ve sorularını iletiyorlar. Evet. Siz de samimiyetle gereksiz, gerekli yer vekillerimiz cevaplıyorsunuz. Ben Melis Sude Hanım'a şunu söylemek istiyorum. Eğer bahsettiğiniz hanımefendinin Sadiye Yılmaz'ın
bilgilerini yazıp gönderirseniz neye müracaat ettiğini, TC kimlik numarasını en azından eminim sayın vekilim de ilgilenecektir, ne olduğuna biz de, bakacaktır. Yani, çünkü şu tahmini bir şey yapıyoruz şimdi. Hani neye başvurmuş şu anda tahmin ediyoruz. Evet. Sadiye Hanım'ın bilgilerini yollarsa biz elimizden geleni yaparız ama dul maaşı hükümetimiz yeni çıkardı. Bir çalışma. 2 ayda bir 500 milyon lira veriyoruz eşini kaybetmiş kadınlara ve Türkiye genelinde çok ciddi bir rakama ulaştı bu. Evet, şuraya yazılan soruların hepsini ben sayın vekilime program çıkışında yazılı olarak ileteceğim. Talebi olanlar da altına vereceğim. Mutlaka şeye, telefon numaralarını yazarlarsa o yüzden bilgilerini göndermeleri gerekir. Evet. Yani sorunun ziyade talebi varsa. Şimdi bir başka soru yine Halis Yıldız'dan gelmiş. Birinci bölümde de soru sormuştu Halis Bey. Kuzova ve Uluova bu yılda susuz kalacak mı yoksa su vermeyi düşünüyorlar mı diye sormuş. Bununla ilgili Kuzova çalışma nedir? Kuzova ile Uluova ile ilgili biliyorsunuz yeni bir su bulma çalışması var. Bununla ilgili DSİ müdürümüz çok büyük bir gayret içinde yeni projeler yapılıyor. Kuzova ile ilgili çok ciddi çalışmalar var ama eğer yeniden su verilir mi, şimdi bu yaz su verilir mi diyorlarsa hayır. Çünkü o eski su sistemi tamamen harabe oldu, yıkıldı, kırıldı. Oradan yeniden su vermek, pompajla su vermek, pompajlar şu anda çalışmıyor. Oradan yeniden su vermek bir mümkün değil ama onun çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü ova köylerinin bu su sorunu çok ciddi bir sorun. Ve biz inşallah bunu çözeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, projeleri yapıldı. Zannediyorum Kuzova'nın bununla ilgili şeyleri bitti. Yanlış hatırlamıyorsam ihalesi de yapıldı. Bununla ilgili çok ciddi çalışma var. Birkaç yıl içinde ovanın su sorunu bitmiş olacak. İnşallah ama diyelim. Ama şu şimdi anda önümüzdeki yaz su verilecek mi? Hayır, verilebilecek gibi değil şu anda. Peki. Bunun için zaten, bunu da hatırlatayım. Bunun için zaten sulama için kuyu vurma, tüzel kişiliklere, muhtarlıklara kuyu vurma hakkı zaten bunun için. Bu su hemen getirilemeyeceği için verildi. Anladım. Peki ve bu şeyden sorular gelecek, ve sorunlar iletilmeye devam ediyor. Ama bir de bu su sistemi yeni açık değil, vahşi sulama değil, kapalı sistemle yapılacağı için daha az masraflı, daha iyi bir sistem olacak. Ben de hızlandırmaya çalışıyorum çünkü gelen soruları soramazsam izleyicilerimizin sonrasında bir hafta boyunca bana gösterecekleri sistemden tedirginim. O yüzden hızlandırmaya çalışıyorum. Sistem etmesinler bize, biz mutlaka elimizden geldiğince cevap evet, veririz. Evet, ben elimden geldiğince size iletmeye çalışıyorum. Siz de cevap vermeye çalışıyorsunuz. Ama sorular gerçekten birikti, yetiştiremeyebilirim. Şimdiden özür diliyorum. Melih Ulupınar diyor ki şeker fabrikasında 4 ay çalışan işçilerin sonu ne olacak? 4 ay çalışan derken acaba yaz sezonunda çalışıp yok, oranın 4 aylık çalışanları problem var. Yalnızca sadece 4 ay şeker döneminde. Yalnızca evet, bunlar şeker fabrikaları başkanı da bugün, oradaki başkanımız da geldi. Onlarla bugün zaten bu vekil halk buluşmasından önce bir görüşme yaptık. Geçen yine Metal İş Sendikası'nın kongresinde de Başkan Bey, Başbakanımıza iletti bu sorunu. Şeker fabrikalarının 4 aylık, 8 aylık ve 12 aylık çalışanları var. 4 aylık çalışanlar primlerini tamamlayamadıkları için emeklilikte çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bununla ilgili de bir çalışmamız var zaten. Yani şimdi, bugün de zaten bu gündeme geldi. Çalışanlar beni geldiler, hep birlikte konuştuk. Peki Melih Bey, sanırım sorusunun cevabını almıştır. Erhan Yıldız diyor ki öncelikle Ali Bey iyi akşamlar diliyorum ve Sayın Vekilime iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sayın Vekilimize şu soruyu yöneltirseniz çok memnun olurum, elbette yönelteceğim. Ama aslında cevabını verdi Sayın Vekilim. Bir şehir düşünün ve o şehrin etrafı sularla, baraj gölleriyle çevrili olsun ve o şehirde kış gibi günde 2 günde bir su kesilsin. Var mı böyle bir şey diye devam ediyor. Bunun nedenini soruyor ve neden bir türlü giderilmiyor, nedenleri nelerdir üç diye tarafı, soruyor. Üç tarafı sularla çevrili. Onu aslında söylediniz, Hamza Bey barajıyla bu sorunun çözüleceğini ifade ettiniz. Üç tarafı sularla çevrili ama içme suyu değil. Artık bu suların hiçbiri cazibeyle gelebilecek su değil. Dolayısıyla yani gözün gördüğüyle projelendirme aynı şey değil. Ben de bundan yıllar önce aynı şeyi düşünüyordum. Niye su sorunu yaşasın? Üç tarafı sularla çevrili. Ama İstanbul niye su sorunu yaşadı? Boğazı ve denizi vardı. Suyun çok olması değil, kullanılabilecek suyun ve cazibesiyle gelebilecek su önemli. Yoksa biz zaten şu anda içme suyundan ziyade pompajlarla derin kuyulardan su çekmenin sıkıntısını yaşıyoruz zaten. Ama Hamza Bey Barajı Elazığ'ın 50 yıllık su sorununu çözecek bir su.
kaynağı. Sizinle bir önceki programımızda kültür merkeziyle ilgili konuşmuştuk. Kültür merkezinin isminin Ahmet Kabaklı olması yönünde Elazığ'ın bir beklenti içerisinde olduğunu ve büyük bir ihtimalle de böyle olacağını söylemiştiniz. Ama bir başka isim daha gündemdeydi sanırım. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki Yasemin Yanık Kültür Merkezi. Var mı böyle bir şey? Yani Yasemin Yanık Kültür Merkezi. Ben de ilk kez duydum. Açıldı mı diyor. Ben duymadım. Bir de adı kesinleşti mi diye soruyor. Yani böyle bir isim mi düşünüldü bilmiyorum. Böyle bir isim mi konuşuldu? Yasemin Yanık. Hani ben mi çok cahilim Elazığ'da böyle bir bilinen ben isim. Ben Elazığlı böyle bir ben de duymadığım için şaşırdım. Ahmet Kabaklı'yı koyuyorum. Bir Türkiye kıymeti. Yalnız Elazığ'ın değil bir Türkiye'nin değeri ama ben bu ismi hiç bilmiyorum. Yani benim izleyicimiz bunu açarsa ne demek istediğini. İzleyicimiz onun kim olduğunu da bize karşılığında yazarsa düşenler isim başka bir isimdi. Bizim o da bizim kıymetimiz ama Ahmet Kabaklı Elazığ için Türkiye için büyük bir kıymet. Biz özellikle Ahmet Kabaklı üzerinde önemli duruyoruz. Evet şimdi önümde. Ama onun da lütfen açıklamasını yaparsa memnun olurum. Ben de merak ettim gerçekten. O verdiği ismi çünkü düşünüyorum Elazığ hafızasında ben 41 yıldan beri Elazığ'da yaşıyorum. Elazığ'ın çocuğuyum ben böyle bir isim hatırlayamıyorum. Şimdi, bir açıklama yaparsa memnun olurum. Evet ben de bekliyorum o açıklamayı. Osman Yanlıç sorumu sormuş yoksa bir değerlendirme mi yapmış ama ben şöyle hızlıca bir göz atıp okumak istiyorum. Evet bir değerlendirme yapmış. Bir takım soruları da var. Diyor ki Elazığ'a neden bakanlık verilmiyor? Konunun özü bu. Sermin Hanım bu konuyu siyasi üslupla geçiştirmesin lütfen demiş. Bingöl, Muş, Diyarbakır, Antep, Bitlis, Van, Erzincan, Erzurum vesaire vesaire gibi illere bakanlık verildi. Neden Elazığ'a verilmiyor? Bir de istatistik sunmuş bizlere. Elazığ AK Parti'ye 2002'de 102 bin oy 4 vekil, 2007'de 153 bin oy 5 vekil, 2011'de 212 bin oy 4 vekil. Yerel seçimlerde 85 bin oy vermiştir. Toplamda Elazığ AK Parti'ye 13 vekil vermiş. 13 vekil ve Elazığ'a 13 proje sunulmuştur diyor. Ayrıca Elazığ'da bulunan bölge müdürlükleri AK Parti döneminde gelmedi. Kurum amirlerinin de çoğu Elazığlı değil. Neden demiş. Şimdi, bölge müdürlükleri elbette ki AK Parti döneminde gelmedi. Biz evet, böyle bir iddiada bulunmadık öyle bir iddiada zaten. Bulunmadınız zaten. Yani böyle bir şey demedik zaten. Bölge müdürlükleri çok uzun yıllardan beri Elazığ'da. Yani bakanlık konusunda bir şey söylemek bakanlık ister misiniz bilmiyorum. Bakanlık konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Bu başbakanımızın takdiri ve her ilin bakanı yok zaten. Yani her ile bir bakan olsa elbette ki Elazığ'a da bir bakan düşecek. Yani, ama bu her ilin bir bakanı yok zaten. Bakanlık verilmesini düşleyen en başta sizler olursunuz değil mi? Yani bu da gayet yani doğal. Yani bu Allah'ın önce birincisi Allah'ın nasibi ondan sonra da başbakanımızın takdiri. Ama bu konuyla ilgili hani siyasi bir cevap vermesin diyor ama nasıl bir cevap bekliyor benden bilmiyorum. Ama her ilin bir bakanı yok. Hani şuranın buranın şuranın var bakanları sayıyor. Elbette ki var bakanlar. Bizim için de çok kıymetliler ve çok güzel çalışmalar yapılıyorlar. Bizim iktidarımızın onlar temsili yüzü. Çalışmalarından da çok çok memnunuz biz bakanlarımızın. Bundan önceki bakanlarımızın da, geçmiş dönemde hizmet etmiş bakanlarımızın da, şu anda görev yapan bakanlarımızın da. Ha, Elazığ'a bir bakanlık derlerse bu biz de bir bakanlık istiyoruz diye talep edilip de alınacak bir şey değil. Elbette değil. Bizler de Elazığ'dan bir bakan olmasını çok arzu ederiz, bekleriz. Elbette İnşallah isteriz. Deyip bekleyeceğiz ama Sayın Başbakan'ın ve AK Parti Genel Merkezi'nin belki bir kurulun tasarrufunda ama Sayın Başbakan'ın özellikle tasarrufunda olduğunu tahmin ediyoruz. Elbette değil ki mi? Sayın Başbakanımızın tasarrufu. Yani bunu Sayın Başbakan da keşke şu an izleme imkanı olsa belki değerlendirir. Cihan Polat diyor ki Elazığ'ımızın önce kafa yapısını değiştirmek lazım. Gerçekleşmeden siyaset hiçbir şey yapamaz demiş. Böyle bir yorum yapmış. Gelen bir takım bilgiler var ama eşi de vefat etmiş diye az önceki bayandan bahsetmiştik. Onunla ilgili bilgiler var. Onu programdan sonra ben size iletmeye çalışacağım. Çünkü ben çok anlamadım ne demek istediğinden. Ama ben biraz önce bir o bakanlıkla ilgili bir soruya işte şeyleri de verdi. Şu kadar şu kadar şu kadar milletvekili seçildi diye. Ben bunun için de halkımıza, bütün vatandaşlarımıza 10 kişiden bize güvenip de oy veren 7 kişiye bize oy vermese de bizden hizmet bekleyen o geri kalan 3 kişiye de yani ben Elazığlı bütün hemşerilerimize duyarlılıklarından dolayı da bize olan desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum.
Evet. Evet. Üç dönemdir bizi gerçekten ellerinin üzerinde tuttular. Sungur Sungur oluyor ki Sermin Balık vekilimize sorum şu: Elazığ AK Parti'de neler oluyor? Kavgadan bahsetmiş. O sizin dahil olduğunuz bir olay olmadığı için. Evet. Ben soruyu geri almış olayım. Sizin cevap vereceğiniz bir şey değil. Yok, sonuçta. Yok, bunu da söyleyeyim. Aile içinde olan bir şey. İki kardeş de anlaşamayabilirler bazen. İki kardeş arasında da şey çıkabilir. Bu yine iki kardeşin arasında çıkan ufak bir anlaşmazlık. Şimdi bir takım verilen yine istatistikler, anketler var ama Ersan Tarakçı Time dergisinin düzenlediği milletvekillerinin çalışmalarını değerlendirdiği çalışmayı nasıl buluyorsunuz demiş. Ankette hangi Elazığ milletvekilinin çalışmalarından memnunsunuz diye sormuş. Tek tek sizlerin o dergide sanıyorum geçen yüzdelik dilimlerini ifade etmiş. Ben onları okuyup çok da özür dileyerek zaman harcamak istemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın, sürenin kısıtlı olmasından dolayı diğer izleyicilerin de sorularına zaman vermek için. Ama ben da, onu görmedim. Böyle bir çalışmadan bilginiz var mı bilmiyorum. Çalışmayı görmedim ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Bizim iktidar milletvekillerimizin hepsi birbirinden azimli, çalışma ve hizmet aşkıyla bu işe girmiş insanlar. Ben kendimle birlikte 3 milletvekili arkadaşım için de aynı şeyi söyleyebilirim. Onlar bizim için çok da kriter değiller. Eğer bunun kriteri mecliste 3 defa konuşmak, 5 defa konuşmaksa, soru sormaksa iktidar partilerinin hiçbiri, iktidar partisi milletvekilleri soru sormazlar. Çünkü biz zaten direkt birebir bakanlarımızla ve başbakanımızla memleketlerimizin sorunlarını iletiyoruz. Genel kurulda soru sormak gibi bir şey bir iktidar partisi milletvekili için mümkün değil, doğru da değil. Çünkü insana derler ki sen bakanından bu kadar uzak mısın da mecliste soruyorsun. Evet. Peki sayın izleyicilerim, eğer sorularınızı göndermeye devam ederseniz soramayacağım, onu baştan söyleyeyim. Ama sayın vekilimize programdan sonra iletilsin derseniz devam edin. Çünkü süremizin artık sonuna yaklaştık. Sorabildiğim kadar hızlıca soruları sormaya çalışacağım sırasıyla, geliş sırasına göre. Ama birçoğunu yetiştiremeyebilirim, onu da söylemek istiyorum. Şimdi Mehmet Emin Dursun isimli bir izleyicimiz diyor ki, öncelikle iyi akşamlar. Sorum şu: İşkur bünyesinde çalışan işçilere uzun süreli sözleşme yapılır mı? Bize bilgi verir mi Sermin Hanım? Bu konuda var mı böyle bir şey? Bu şeylerle mi ilgili soruyor? 9 aylık istihdamla ilgili tahmin mi ediyorum soruyor? Onunla ilgili soruyor. Sözleşmeli işçiler sözleşme yapılır mı demiş. İşkur bünyesinde çalışan işçiler dediğine göre bu, sanırım o 9 aylık istihdamdan ama bahsediyor. Ama bu bir kere Elazığ için şu anda 3000. Bu Türkiye genelinde çok yüksek bir rakam. Böyle bir şey şu anda yok. Böyle bir çalışma yok. O çünkü istihdamı rahatlatmak için yapılan bir çalışma zaten. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerine sağ olsun bakanımız da bizim hassasiyetlerimizden dolayı önce 1000'di sonra 3000'e çıkardı bakanı. Evet. Şimdi talepler, istekler hızlıca okuyup geçiyorum. Faik Balık diyor ki, Eyüp Bağları Sulama Birliği çalışanları 3 yıldır işsiz ve SSK'sız. Allah için bu insanların durumu ne olacak? Ya iş verin ya da çıkış verin de önümüzü görelim Faik demiş. Faik Bey, bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz ama. Bununla ilgili çalışmalarım olduğunu, bunun çok peşinde olduğumuzu da çok iyi biliyor. Ferhat Evsen diyor, Alacakaya Maden arası duble yol çalışması için yardımlarınızı bekliyoruz. Bunu da size iletmiş olayım. Bir başka izleyicimiz Tayfun Çelik diyor ki, Ali Bey iyi akşamlar. Yakın zamanda yapılmış olan DSE'yi daimi işçi ilanlarında ikamet ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda 6 ay çalışmışlık belgesi istiyorlardı başvuru şartlarında. Ancak Elazığ'da ve çevre illerde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir yapı denetim laboratuvarı yok. Alım yapılacak olan bölümlerden biri de jeoteknik teknikerliği. Bu bölüm Türkiye'de zaten 3 ilde eğitim vermekte. Başvurumu Sivas'a yaptım ama adamlarını seçtikleri için beni almadılar diye bir yorum getirmiş. Bakın, onu orayla ilgili hemen şöyle bir açıklama yapayım. KPSS puanının da 80 olduğunu, 2010 yılından beri işsiz olduğunu söylemiş. Orayla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Adamlarını almışlar gibi bir şeyi asla ve asla kabul etmiyoruz. Çünkü tamamen KPSS sıralamasıyla yapılan bir çalışma, bilgisayar sisteminden yapılan bir şey. Buna kimsenin müdahale etme şansı yok zaten. Yani bu üniversite mezunu bir insan bunu mutlaka biliyor. KPSS ile yapılan hiçbir şeyde müdahale edilme şansı dışarıdan asla ve asla yok. Yani adamını alınmış, adamını kayırmış gibi bir şey lütfen, evet, bu konuda yani bu, böyle bir şey konuşulmasın. Bu herkesi rencide eden, bu yorumların çok doğru şey olmadığına ben de katılıyorum. Evet. Ama işsizliğin verdiği belki bir takım o anki ruh haliyle söylenmiş yani şeyler olarak düşünmek lazım. Adamı derken ben Elazığ'ın tamamı benim adamım, benim hemşerim hepsi. Tabii bu alımlarda ne gibi bir yol izlendiğini bilmediğimiz için çok da ben yorum yapamıyorum. Ben alımlarla ilgili şunu söyleyeyim. Tamamen KPSS başvurusuyla alınacak sayının 3 katı sıralamayla çağrılıyor. Ondan sonra mülakat yapılıyor.
Nihat Güneş diyor ki 1/100.000'lik plana yapılan şahısların itirazları Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından dikkate alınmıyor. Bu konunun çözümü için katkı verir misiniz? İyi akşamlar demiş. Bu konu daha önce de Sayın Seyitoğlu geldiğinde de sorulmuştu. Onunla ilgili durum nedir bilmiyorum ama bununla ilgili siz... biz yeniden sıkıntılarımızı dile getirdik. Daha önce biliyorsunuz buna itirazlarımızı yaptık. Tekrar sıkıntı olan vatandaşlarımızın sıkıntılarını dile getirdik. Bunların görüşmelerini yaptık. İnşallah sorunu çözeceğiz. Evet, artık programı bitirmek zorundayım. Daha epeyce soru var ama bunları size ileteceğim. Sayın izleyicilerimizin soruları ve sorunları, belki talepleri, belki yorumları, onlar sizin elinizde olacak. Hangisine cevap vermek isterseniz belki de birebir cevap vereceksiniz. Artık bundan sonrası soruyu gönderenlerle Sayın Vekilimizin arasında. Vereceğim. Ben özür diliyorum hepsini soramadığım için ama hepsini sormak doğrusu mümkün olmuyor. Sizler de hak verin lütfen. İnanıyorum ki çok fazla sitem etmeyeceksiniz soramadığım için. Sayın seyirciler, ben mutlu akşamlar dilemeden önce sizlere Sayın Vekilime son birkaç cümleyle neler söylemek ister diye sormak istiyorum. Ardından veda edeceğiz. Günün ve haftanın önemine binaen ben yine Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Ben yeniden belki biraz baskı oluyor ama bu şeyde bütün annelerimizin, bütün kadınlarımızın hayır duasına ve desteğine ihtiyacımız var. Bu süreçte bütün analarımızın desteğine ihtiyacımız var. Herkesten destek bekliyoruz. Bu süreci hep birlikte el birliğiyle, analarımızın duasıyla ve desteğiyle aşacağız biz. Ben tekrar hem dünya kadınlarının, hem Elazığlı hem cinslerimin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Daha güzel bir yıl, daha güzel bir hayat ve kadınlarımızın mutlulukla güldükleri bir ömür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sayın seyirciler, canlı yayınımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bir başka programda bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta cumartesi yine Son Nokta'da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Erdem Yapı Son Nokta'yı sundu.